Elbistan, Kahramanmaraş ilimize bağlı en büyük ilçedir. Akdeniz, İç Anadolu ve Doğu Anadolu bölgelerinin kesiştiği noktada yer alır. Elbistan, tarihi çok eski dönemlere kadar uzanan bir şehir olup, Osmanlı Devleti'ne son katılan beylik olan Dulkadiroğulları'na da başkentlik yapmıştır. Ayrıca Türkiye'nin dördüncü büyük ovası Elbistan'da bulunmaktadır. Bu nedenle olsa gerek tarım ve hayvancılık Elbistan'da çok ilerlemiştir. Program müdürümüz Sinan Turan ve program editörümüz Oğuz Madi'nin bu haftaki durağı Elbistan. Elbistan'ı belediye başkanı Durmuş Küçük'ten dinliyoruz. Elbistan'ımızda yaşayanlar ve Elbistanlılarımız bilirler. Elbistan'ımız şu ifadelerle anılırdı 2009 öncesi. Efendim Elbistan yazın tozuyla meşhur, kışın çamuruyla meşhur. Elbistan ne ile meşhur denildiği zaman biz Elbistanlılar birbirimiz arasında böyle şakalaşırdık. Ama Allah'a şükür bu tarihe karıştı. Genel bir ifadeyle bizim Elbistan'ımız tıpkı Anadolu'daki birçok orta halli kent gibi kocaman bir kasaba görünümündeydi. Şimdi modern bir kent görünümünde. Bu nedenle mutluyuz. Biz bu çamur ve toz konusundan muzdarip olduğumuz için yıllardır bizim dönemimizde 2009 sonrasında şehir içinde büyük çoğunluğu sıcak karışım asfalt olmak üzere 300 kilometre yol yaptık. Artı bundan evvel asfalt çalışmalarını hızlandırmadan önce 100 kilometre temiz su şebekesi döşedik. Ceyhan Irmağı Elbistan'ımızın merkezden Pınarbaşı mahallemizden doğar Akdeniz'e dökülür. Ceyhan Irmağı bir cennet ırmağıdır. Biz Ceyhan Irmağımızda 2,5 kilometrelik bir mesafede peyzaj ve rekreasyon çalışması yaptık. Birçok kurum tarafından genel tasarım, kent tasarımı alanında birincilik ödülü aldık. Bizim ırmağımız çok güzel bir hale geldi. Hatta daha özgün, daha sıcak ve daha samimi. Üzerinde onlarca köprü oluştu. Mostar Köprüsü gibi, Rahmi Eray Köprüsü gibi, Mükremin Halil İnanç Köprüsü gibi. Bu köprüler önceleri yoktu. Bizim dönemde inşa edildi. Tekke Köprüsü gibi, Köprübaşı Köprüsü gibi köprülerimize de giydirmeler yaptık. Bugün Elbistan'ımız çiçek gibi bir şehir. Anadolu incisi, çok güzel bir şehir, yaşanacak bir şehir efendim. Başkan Durmuş Küçük, Elbistan Belediyesi olarak ilçeye yapmış oldukları hizmetlerine değiniyor. Halk ekmek fabrikası kurduk. Bugün halkımız daha kaliteli ekmek yiyor. Ekmek biz göreve geldiğimizden önceki tarihte 2 yıl boyunca 70 kuruştu. Uzun dönem 60 kuruş ve 50 kuruştan bizim dönemde satıldı. Şu anda da 70 kuruş. Biz göreve geldiğimizde Elbistan'ımızda toplam belediyemizin araç sayısı, ki belediyemiz 1870'li yıllarda kurulmuş bir belediyedir, eski bir belediyedir, 65 civarındaydı. Bizim dönemde 77 tane araç kazandırdık. 400 adet bina boyadık. 37 adet park yaptık kendi dönemimizde. Hele içlerinde bir park var ki 160 bin metrekare. Sultan Abdülhamit Han Parkı. Efendim bizden önceki dönemde o bölgede 29 bin metrekare bir etap tamamlanmıştı. Bizim dönemde 160 bin metrekarelik bir etap tamamlandı. İnşallah 250 bin metrekareye tamamlayacağız. Pınarbaşı mahallemizde Ceyhan Irmağımızın doğduğu yerde. Çok güzel, muazzam bir parkımız oldu. Her akşam 15 bin civarında çevre yerleşim alanlarından insanlar da gelip kalıyorlar. Bu da bizim için sevinç verici. Elbistan'ımızda göreve geldiğimizde 4500 lamba olduğunu, aydınlatmada sorunlar olduğunu tespit ettik. 500 tanesi çalışmıyordu. Şu anda 15 bin lambamız var. 30 bin ağaç diktik. Bunun 5000 tanesi 20 yaşında sedir ağacıdır. Ağaç sökme makinelerimizle naklettik şehrimizin muhtelif yerlerine. Çok modern bir hal binası yaptık. Her biri 77 metrekare olan 55 adet dükkanımız mevcut bu hal binamızda. Başkan Durmuş Küçük, Elbistan'daki işsizlikle mücadele ettiklerine değinerek belediye işkur sistemleri hakkında bilgiler veriyor. Elbistan'ımızda işsizlikle mücadele ettik. Belediye işkur adı altında Türkiye'de örneği olmayan bir sistem geliştirdik. Belediye işkur iki kamu kurumunun muntazam surette birleşip müthiş bir iş çıkarmasının bir ön çalışma, laboratuvar çalışması ortamıdır. Biz tahminimizden çok büyük başarılı olduk. Belediyemizde kaynakları artırdığımız için belediyemizde artı 700 kişi istihdam ettik. Peki belediye işkur aracılığıyla neler yaptık? Sadece bunu yapmadık.
Önce işsizlerimizi tespit yaptık, sınıflandırdık bilgisayar ortamında. 7 tane personel ayırdık bu konuda. İşkur'un bilgisayarlarına da onların rızasıyla girdik. Nerede Türkiye'de işçi aranıyor? O evsaftaki işçilerimizi oraya yönlendirdik. Yani olay şu, Elbistanlı hemşehrilerimiz, Elbistan içi, Elbistan dışı, kamu sektörü, özel sektör, Türkiye içi, Türkiye dışı öncelikli işe girme hakkına sahip oldular. Bu müthiş bir şey. Biz yüzün üstünde insanımızı Cezayir'e, Birleşik Arap Emirlikleri'ne gönderdik. Şu anda Rusya'da 3000 dolarla maaşla çalışan Elbistanlı hemşehrilerimiz var. Başkan Durmuş Küçük'ün başarılı çalışmaları sayesinde ilçeye önemli projeler kazandırılmış durumda. Biz göreve geldiğimizde bizden önceki idare Dünya Bankası'ndan 12 milyon avro olup hem temiz su hem atık su anlaşması imzalamıştı. 3,5 milyon avroluk kısmını temiz suya başlamışlardı, atık suya başlayamamışlardı. Bizim dönem başladığında bizim anlayışımıza göre devletimizin, milletimizin, belediyemizin yurt dışına faizle borçlanması yanlış bir sokak olduğu için, çıkmaz sokak olduğu için yakaladığımız yerde 3,5 milyon avroluk kredi kullanılmış madem ama geri kalan 7 küsur milyonluk avroyu iade ettik. Cenab-ı Allah'ın Allah'a şükür hoşuna gitmiş olacak ki Avrupa Birliği hibesi olarak atık sudan 100 milyon TL projemiz karşılığında hibe çıktı. 18 milyon euro katı atık için yine Avrupa Birliği'nden müracaatımız sonucunda olumlu bir cevap geldi. Valiliğimize devrettik. Bizim müracaatımızla elde edilen bu kaynağı Kuzey ilçeleri, Kahramanmaraş Kuzey ilçeleri katı atık birliği kuruldu. Sadece Elbistan'ın çöp sorunu, katı atık sorunu çözülmüyor bu kaynakla. Artı Ekinözü, Nurhak, Afşin ilçelerimizin de katı atık sorunu çözülüyor. Afşin ilçemizde ortak bir alan tesis ediliyor. Bunlar bizim Elbistan Belediye'mizin başarılı örnekleri, hizmetleridir. Elbistan Belediyesi sosyal yardımlaşma projeleriyle de ön plana çıkıyor. Göreve geldiğimizde belediyemizde kurumsallaşma oranının 100 barem üzerinden 30 barem olduğunu tespit ettik. Bu çok önemli bir olay. Belediyenin kurumsallaşmasına önem verdik. Yeni müdürlükler ihtisas ettik. Halk İlişkiler Müdürlüğü, İştirakler Müdürlüğü, Kent Konseyi, müdürlük değil ama o da bir birim. Yetki devriyle oluşan bir birim. Buna benzer müdürlükler ihtisas ettik. Buradan hareketle sosyal yardımları artırdık. Göreve geldiğimizde 2009 yılında Ramazan ayında 1500 kişiye her akşam yemek veriliyordu. Biz bu sayıyı 15.000'e taşıdık. Sadece bununla bitmedi. Göreve geldiğimizde kayıtlar mevcut belediyemizde. Fakir fukaraya yapılan gıda paketi yardımı 2000'di. Şu anda ne kadar biliyor musunuz yıllık yardım? 20.000. Allah nazardan esirgesin diyeceğimiz bu. Kaynakların artmasının ne işe yaradığının örnekleri bunlar. Yüzü aşkın camiye Elbistan sınırlarında dışarıda dahil olmak üzere yardım yaptık. Biz çünkü oralarda hayır ve ibadet yapıldığı inancındayız. Kur'an kurslarına yardım ettik. Bunlar toplumun temel direkleri. Elbistan Belediyesi kültür sanat yayınlarına da önem veriyor. Kültür Sanat Gazetesi başlığı altındaki yayınları okurlarıyla buluşuyor. Hem Elbistan'ımızda İstanbul Büyükşehir Belediye'miz Kültür AŞ'den hareketle, ondan ilham alarak diyelim. Kültür Ocağı adı altında bir sohbet ortamı oluşturduk. Kültür Ocağımızda seviyeli belli bir konu belirleniyor. Her arkadaş, her akşam bir arkadaşımız haftanın belli gününde o konuda doktora düzeyinde hazırlanıyor, araştırma yapıyor ve sohbet yapıyorduk. Hatırımıza şöyle bir sonuç doğdu. Biz bunları yazılı hale getirelim, kaybolmasın. Kültür ve sanat dünyasına kazanım oluşturulsun. Bu adı altında Türkiye'de ilk defa Kültür Gazetesi adı altında tek sayfalık bir gazete çıkardı. Kültür Ocağımız. 10 sayı 15'er günde bir çıktı. 6 ay sürdü. Sonra baktık ki müthiş bir eser oluşmuş. Yüzlerce şiir, onlarca makale ve 10 tane naat birbirinden güzel. Netice itibariyle biz bunu dergileştirdik. Bugün biz bundan 20.000 adet bastık. Bugün
Ankara tanıtım günlerinde efendim bu gazetemiz Başbakanlık Arşiv Daire Başkanlığı tarafından dikkat çekti. Ve 20 adet aldılar, arşivlediler. Bu Medine-i Münevvere'de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yakınındaki bir lambadır. Onun yakınında olan her şey güzel. Edebimizden sadece biz bunu yayınlayabildik. Bu fotoğraf da bana ait, söyleme sahip Umre'ye gittiğimizde. Bu ilk gazetemizin birinci sayfası, bu taraf ikinci sayfası. Rahmetli Necip Fazıl Maraşlı hemşehrimiz. Elbistan ve Maraş şairler diyarıdır. Burada Abdurrahim Karakoç'un çok bilinmeyen bir şiiri var. Ve Ekin Özü'nde kendi kasabasına ait bir şiir. Çok hoş bir şiirdir. İkinci sayfada Mevlid-i Şerif diye bilinen tüm İslam dünyası tarafından bir naatımız. Ve yine 100 yıl önceki bağlantılı günümüze benzer konular. Tabii güncel makaleler de burada mevcut. Yani yeni yazılan, hiç yayınlanmamış makaleler. Üçüncü sayfamızda Şair Nabi'nin sakın terki edepten kuyu mahbubu hüdadır bu. Nazargâh-ı ilahidir, makamı Hazreti Muhammed Mustafa'dır bu diye sallallahu aleyhi ve sellem bir naatı mevcut. Ve hemen aşağıda da Türklerin son hakanlarından Hakan Abdülhamit Han ve İslam'ın son halifelerinden Halife-i Ruhizemin Abdülhamit Han'ın tahta çıktığı 1876 tarihli fotoğraf var. Elbistan Belediye Başkanlığı'na internetten, Google'dan girdikleri an Sedat isimli beyefendi, bizim personelimiz bu konuda, hemen ulaşabilir, adreslerine ücretsiz postalarız. Başkan Durmuş Küçük son olarak Medine müdafaasında yazılmış olan naat hakkında şu bilgileri veriyor. 1922 veya 23'lerde Medine müdafaası esnasında Ömer Fahrettin Türkan Paşa'nın komutanlarından üsteğmenlerine İdris Sabih Bey'in bir naatı var efendim. Şimdi bu naat arı duru bir Türkçe ile yazılmış. Bizim o güzel Türkçemizle yazılmış. Bu naat bizim 6. naatımız. Burada. Burada da tabii Mesnevi'den Halime Validemizle ilgili bir hikaye de mevcut. Biz bu naatı önce böyle yayınladık. Ancak daha sonra bazı kısımlarını bulamadığımızı tespit ettik. En sonunda yeniden yayınladık. Yani 11 naat oldu. Biri mükerrer oldu. O da bu naat. Birinci kıtasını okumak istiyorum müsaade ederseniz. Buyursunlar. Aradolu Türkçe ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme hitaben. Bir ulul emridin emrine girdik. Ezelden beyatlı hakanımızsın. Az idik. Sayende murada erdik. Dünya ve ahiret sultanımızsın diye başlayan Medine'de, Medine müdafaası esnasında İdris Sabih Bey tarafından, bir Türk üsteğmen tarafından yazılan bir naat, müthiş bir naat. Tabii en son iki kıtasını da okumak istiyorum. Heyecanıma bağışlayın. Ne kanlar akıttık hep senin için. O ulu kitabın hakkı için aziz. Gücümüz erişsin ve erişmesin. Uğrunda her zaman dövüşeceğiz. Ertuğrul evladı yapamaz sensiz. Can verir, cananı veremez Türkler. Ebedi hadimül harameyniniz, ölsek de mübarek ravzanı ruhumuz bekler diye biten müthiş bir naattır. Biz bunu kültür hayatımıza kazandırdığımız için bu hizmet bile bizim dönem için hiç kıymeti ölçülemeyecek büyük bir hizmettir. Allah razı olsun diyorum. Böyle de bir yayına sebep olduğunuz için teşekkür ediyorum.